Günaydın kavramı ve hayatıma tekrardan hoş geldiniz. Bu sabah kalktım, erken kalktım ve spor yaptım. Spor yaptıktan sonra hemen bir cilt bakımı yaptım. Dün makyajımla uyumuşum, çok yorgundum. Ondan sonra cilt bakımından sonra kahvaltımı hazırladım. Kahvaltımı yaptım. Şimdi geldim, biraz dinleneceğim. Bugün günlerden salı ve Hakan'ın en yoğun olduğu gün. O yüzden öğle arasında arabayı bana bırakacak ve Nilhan'ı kreşten ben alacağım. Akşama da bir yere davetliyiz. Oraya gideceğiz. Bugün yemeğim yok. Yoğurt çorbası yapacağım sadece. Nilhan okuldan gelince içsin diye. Dün ders çalışmaya başladım. Arkası dağınık, toplamadım. Böyle her şeye yavaş yavaş sonunda başlıyorum. Bu aralar gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirdim. Bilmem anladınız, bilmem anlamadınız ama sadece temizlik yapıyormuşum gibi göründüm ama arka planda baya bir sorunlarım vardı. Biraz daha iyi. İşte Nilhan'ın kreşe uyum sağlama süreci, kediyle olan durumumuz falan. Sonrasında saçlarımın dökülmesi gerçekten beni bir üzüyor, öyle söyleyeyim. O biraz canım sıktı. Vücudumda çok fazla ödem var. Geçen hafta tartıldığımda 2 kiloya yakın ödem vardı. Hani diyetisyen hayatında farklı bir şey mi oldu, strese mi girdin, uyku düzenin nasıl falan diye sordu. Gerçekten hepsi kötü, öyle söyleyeyim. Uyku düzenimi yine bozdum. Geç yatmaya başladım ve sabah 7.30 gibi kalkıyorum. İşte Nilhan'ı hazırlıyorum ve okula gönderiyorum. Onu bir düzene sokmaya çalışacağım. Bugün o yüzden uyumadım. Normalde Nilhan'ı gönderdikten sonra, normalde de uyumuyorum. 2 kere uyudum zaten de. Dün mesela 12'ye kadar uyumuşum. Sonra Hakan geldi. 2'de bir kahvaltı yaptık. Dün yarım gün izinliydi. Kahvaltımızı yaptıktan sonra o kendi işlerine baktı. Ben kendi işlerime baktım. Bütün günü yatarak geçirdim, öyle söyleyeyim. Bugün biraz daha aktifim. Sporumu yaptım. Kendimi daha dinç hissediyorum. Sonrasında işte cilt bakımı şudur budur. Gerçekten bana iyi geldi. Bugün bir nevresimleri değiştirmem gerekiyor. O işim var. Birkaç daha çamaşır var. Onları ayıklayıp makineye atmam gerekiyor. Bir de bulaşık makinesi boşaltılacak. Yalnız onu öğlen Hakan geldikten sonra yaparım diye düşünüyorum. Kendimi çok hırpalamayacağım artık. Olduğu kadar. Bir de mutfağın yerini sileceğim. Günlük planımı yaptım. Sonrasında Nilhan'ı kreşten almaya gider gelirim. Oradan da oturmaya gideriz. Bu arada kendime kafa dengi bir arkadaş buldum. Gerçekten çok mutluyum. Yani böyle bize bir konuda çok yardımcı olmuşlardı. Ondan sonrasında da böyle arkadaşlığımız devam etti. Sağ olsunlar. Gerçekten burada bir arkadaş bulduğuma kendime çok sevindim. Öyle. Bakalım artık işlere başlarız. Ama biraz diyorum ya, dinleneceğim. Çünkü sabah kalktığımdan beri hala koşturuyorum. Daha böyle bir kendime vakit ayırmadım. Şimdi kendime vakit ayıracağım. Şu arka toplanacak. Nilhan gibi orayı dağınık bıraktım. Masayı oraya aldığımdan beri Nilhan sürekli orada bir şeyler çıkarıp karalıyor. Karalıyor derken güzel resimler yapmaya başladı. Adam figürleri çizmeye başladı. İşte annesini çiziyor, babasını çiziyor işte. Herkes de birbirine benzetiyor ve çok hoşuma gidiyor. Resim yeteneği var galiba. Teyzesi de öyledir onun. Bayağı bir beceriktir resim konusunda. Nilhan da herhalde ona çekmiş. Zaten 1 yaşından beri düzgün kalem tutabiliyor. Maşallah diyorum. Çünkü ne zaman burada böyle Nilhan bir şey iyi yapıyor dedikten sonra Nilhan o konuda böyle bir şey çıkarıyor. Sıkıntı çıkarıyor. O yüzden maşallah diyelim hep beraber.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Şimdi Hakan gelecek ve arabayı bana bırakacak. Ben de makineyi boşaltıyorum. Çayı demledim onun için. Bir de arkadaşla geliyorlar salı günleri. Çünkü Hakan'la tekrar işe dönüyorlar. Şöyle bulaşık makinesini boşaltayım ki masadaki şeyleri toplayayım istedim. Zaten iki tabak bir bardak var. Sabah yedim kahvaltıyı. Ellemedim sofranın üstünden. Bugün gerçekten hala yorgunum. Onu fark ettim. Spor yapınca açılırım falan filan dedim ama çok uykum var. Dün gece çünkü çok geç yaptım. 3 falan ya da 3.30'du. Sabah da 7.30'da kalkınca haliyle hala uykum var. Neyse bugün yapabildiğim kadar iş yapacağım. Yani... Canım istemezse de yapmayacağım. Artık kendimi zorlamıyorum. Bir bardaklar kaldı. Onları da hızlı bir şekilde hemen yerleştireyim. Sonra kahvaltılıkların içini doldurayım. Onlara hazır olsun. Kaktüs sonunda çiçek açtı. Şöyle göstereyim. Allah'ım o kadar güzeldi ki. O gün size bunu çekmek istedim. Sonrasında tabii ne kadar sürede açacağını bilmediğim için kamera falan koymadım. Keşke koysaydım. 1-2 saat içinde... Böyle kendini açtı önce yere doğru. Akşama doğru da yapraklarını böyle yukarı toparladı. Şunlar dikenli bir şeyden tüy şeklinde çıkması çok garip. Gelip gelip bunu seviyorum. Çok güzel ya maşallah. Allah'ın hikmeti. Gerçekten bayıldım. Bu çiçeğimi de böyle daha fazla kaybetmek istemiyorum. Çok seviyordum. Onu da buraya aldım. Tekrardan eski yerine. İnşallah düzelir. Bir de şu çiçeğim de saksının içindeydi. Yani köşedeki toprak saksının içinde. Onu da buraya ektim. İnşallah bu da tutar. Yeni yeni filiz vermiş bu böyle içinden. Tekrar ektim bakalım. Umarım güzel olur. Bu arada kauçuğu da buna ektim. Böyle bu köşede güzel durdu. Yeşil yeşil. Umarım bu da büyür. Gerçekten çiçek bakmayı seviyorum galiba. Bakamayınca üzülüyorum ama... Bakmayı seviyorum. Böyle o kaktüsün çiçek açması falan beni çok mutlu etti. Şimdi bu da böyle bekliyorum. Bakalım ne kadar büyüyecek. Umarım burada ona bir şey olmaz. Diğer çiçeklerimi de zaten salona aldım. Oradalar. Onlar da sabah ışığından faydalansın diye. Hakan da geldi. Arkadaşlarımız da geldi. Bir arkadaş daha geldi. Beraber ben de ikinci kahvaltımı yaptım. Öğlen yemeği yiyemiyorum çünkü. Yani yemek yemeyi sevmiyorum öğlen. Böyle azıcık atıştırdım yine peynir, zeytin. Yani yumurta yine. Yumurta acı çıkacak içimde diyorum. Ondan sonra onlar gitti. Biraz sofrayı toparladım. Su içmediğimi fark ettim. Şu kadar suyum kalmış. Onu bir içeyim. Sonrasında Hakan anahtarı bıraktı işte. Nilhan almaya gideceğim. 1-2 saat var ona da almaya gitmeme. Oraya kadar, gideseye kadar dinleneceğim. Bugün mutfağın yerini falan temizleyecektim. Yeri gerçekten çok kötü ama canım istemedi. Bugün kendime tatil ilan ettim. Ev resimlerimi de değiştirmiyorum. Artık yarın onları yaparım. Gerçekten canım hiçbir şey istemiyor. Kendimi çok yormuşum geçen hafta. Bu hafta böyle sakin sakin, huzurlu huzurlu. Yarın ev resimleri değiştiririm. Acelesi yok diyorum yani. Filtre kahvem olurken şimdi geldim. Saçımı maşa yapacağım. Ben de şöyle Babyliss'in Babyliss. Uydurmayayım. Maşası var. İnce olanı tercih ettim. Saçlarımın rengini bu arada beğendiniz mi? Palette'nin gece mavisi rengini tercih ettim. Şöyle görünüyor. Sanki daha bakımlı görünüyormuş gibi geldi. Diğerinin bakımsız görünmesinden bıkmıştım. O yüzden siyah pelleri gelmişti. Ama bu rengi daha çok sevdim galiba. Tek sıkıntısı birkaç yıkamada akacak. Çünkü çok terleyince bile yastık kılıfına ya da işte kıyafetlerimin yakasına çıkıyor.
Ama sonrasında bu rengin oturacağını düşünüyorum. Sanki dediğim gibi daha bakımlı görünüyor eski haline göre. Ben öyle hissediyorum. Şimdi ben saçlarımı maşaya yapayım. Orada filtre kahvem de olur. Sonra onu içerim ve nil almaya gidebilirim artık. Az saç olunca güzel oluyor. Hemen bitti 5 dakikada. Böyle. Seviyorum. Şu tarafı çok iyi yapamamış mıyım? Kameradan böyle duruyor. Böyle kıvır kıvır yaptık. Çok böyle düğün maşası yapmadım tabii. Çok tutmadım. Filtre kahve de ayrı bir alışkanlık yapıyor. Böyle ay kapatamadım makineyi. Bir dakika. Hakan'ın yurt dışından şöyle bir öğrenciler çikolata getirmiş. O da bana yersin diye koymuş. Bitter çikolatam bitti. Karamelli bakalım nasıl? Genellikle yurt dışında çikolatalar gerçekten güzel oluyor. Hani keşke aramıyor folyosunu yırtmasaydı. Neyse şöyle azıcık bir parça yesem bir şey olmaz. Şöyle kahvenin yanına. Bana afiyet olsun. Dayanamayıp çikolatanın tadına baktım, mükemmel. Nereden geldi acaba? Çok güzelmiş tadı. Şimdi kahvemi içiyorum. Çikolatanın tadından bahsetmek istedim. Gerçekten mükemmel. Karamelli değil ki, başta pek sıcak bakmamıştım ama güzelmiş yani. Ehliyetim içinde mi diye kontrol ettim. İçindeymiş ve şimdi çıkıyorum. Nasıl olsa yine arabaya binip alıp geleceğim. O yüzden yanında sizi götürmüyorum. Kendi başıma hemen gidip. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün bu saate kadar uyumuşum. Saat 12.30 geçti, hatta 1'e geçti. O arada bütün işlerimi hallettim. Nilhan'ın odasını topladım, süpürdüm. Bir makine çamaşırı attım. Şimdi onları da kurutmaya attım. Şimdi diyetisyen kontrolüne gidiyorum. Oradan da bir arkadaşıma geçeceğim. Bugün onunla anlaştık. Yani bizde durumlar böyle. Bu videoyu da kısa mı oldu, uzun mu oldu bilmiyorum ama bugüne yetiştirmek için burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.